Diğer yarınızı bulup birlikte yaşamaya başladığınızda tüm hayatınız değişir. Ve ruh eşinizin yanında uyandığınızda ne sürprizler ve umulmadık anlar yaşayacağınızı asla tahmin edemezsiniz. Bahar gelip kızlar kalın kışlıklar giymeyi bıraktıklarında birisiyle birlikte olsanız da kendinize hakim olup önünüze bakmanız gayet zordur. Ama düşünceli kız arkadaşınız sizi tehlikeli yabancılardan korumak için harika bir savunma sistemi yaptı. Arkadaşlarınızı beraber ziyarete gitmek, birbirinizi daha iyi tanımanın başka bir yoludur. Ne ters gidebilir ki? Hadi bir radyo kanalı bulalım ve yola koyulalım. Sanırım müzik tercihleri benimkinden biraz farklı. Hey, ben klasik müzik dinlemek istiyorum. En sevdiğim şarkı çoktan bitmiş. Erkekler bir sonraki ağlama krizini neyin patlatacağını asla tahmin edemezler. Üzülme, senin için başka bir şarkı bulacağım. Kendim bulmayı tercih ederim. Bu çok rahatsız edici. Yardımına ihtiyacım var. Arabayı biraz itmek gerekiyor. Halledebilir misin? Çok ciddi ve katı bir patron olabilirsiniz. Ama bu, kız arkadaşınızın sevgilisinin biraz atıştırmaya ihtiyacı olduğunu karar verirse, size 5 çeşit öğle yemeği getirmesini engellemeyecektir. Bazı kızlar sabah kalktıklarında tam anlamıyla giyecek hiçbir şeyleri yoktur. Hatta yüz kıyafeti olmasına rağmen. Bu durumda en iyisi uzak durmaktır. Ne olursa olsun güzel bir buket onu her zaman mutlu eder. Kesinlikle bir öpücüğü hak etti. Bu izi silmeliyim. Küçüklüğümden beri bundan nefret ederim. Şimdi günü mahvoldu. Ama elbette ilişkide zor zamanlar yaşayan sadece erkekler değil. Bu genç kadın belli ki yatakta kendine yer edinememiş. Bazen kendini kum torbası gibi hissediyor. Öğle tatilinizi erkek arkadaşınızla en sevdiğiniz kafede geçirmek gayet iyidir. Ama sırılsıklama aşık olsanız da terbiyesizlikleri sizi rahatsız edebilir. Ellerinle mi? Cidden mi? Hadi ama bu kadarı da biraz fazla. Ah.
Ah, horlayan bir kadın mı? Bu mümkün olabilir mi? Hey, bırak da biraz huzurlu uyuyalım. Umarım bu işe yarar. Yani yastığım yok ama en azından sessiz. Ah, yine mi? Hadi biraz kımılda. Tamam, bu daha iyi. Yeter artık. Her sabah bir bardak suyun sağlığa iyi geldiğini duymadın mı? Günaydın tatlım. İlk çıkmaya başladığınızda duygularınız o kadar kuvvetlidir ki banyoda bile yanından ayrılamazsınız. Ve çalışanlarınız ile olan ciddi bir toplantı bile kız arkadaşınızı nasıl hissettiğini göstermekten alıkoymaz. Selam tatlım. Sadece hayal ediyordum. Seni seviyorum, çok özledim. Sonunda uyudu. Yine uykusunda kollarını mı atıyor? Bunu durdurmanın zamanı geldi. Tatlı rüyalar. Küçük ev kadınım bana harika bir yemek hazırlamış. Bir kadınla yaşamaya başladığınızda saçıyla arkadaş olmaya da hazır olun. Tüm yemeklerinizi süslemeye başlayabilir. Ve muhteşem uzun saçlarını hiç umulmadık yerlerde bulmaya başlayabilirsiniz. Ve gece saçının kendi ilginç hayatını yaşadığını bile düşünebilirsiniz. Yeni çıkmaya başladığınızda erkek arkadaşınıza sadece en iyi taraflarınızı göstermek istersiniz. Mesela alçak gönüllüsünüzdür, müsrif değilsinizdir. Belki bir şeyler ısmarlamak istersin. Pek aç değilim. Sipariş vermek için hazır mısınız? Ben patates kızartması ve salata alacağım. Sadece sizin için mi? Evet, sadece benim için. İkimize. Ve işte yemeğiniz. Harika gözüküyor. Ben bir parça alacağım. Eminim. Sadece biraz daha. Aşk her öğünü paylaşmaktır. İlişkiler hakkında saçma skeçlerimizi sevdiniz mi? O halde yorumlara sizin nasıl garip durumlarla karşılaştığınızı anlatabilirsiniz. Ayrıca abone olmayı, beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın.
Böylece WoW'daki ilginç, etkileyici videoları kaçırmazsınız.